Selamlar ben geldim. Bugün size kısa bir konudan bahsedip çekip gideceğim ondan sonra. Yaratım süreciyle alakalı. Ben de aynı zamanda resim yapıyorum burada. Negatif. Bu yaratım sürecinde ne dikkat etmemiz gerekiyor, nasıl ilerliyor falan filan bunları konuşacağım. Ama çok da bir bilgim yok. Yaratım süreci dediğimizde zihinde başlıyor. Daha sonra bunu fiziksel aktarıyorsunuz. Bunu aktarırken ve bunu yaparken zihninizde neyi nasıl canlandırdığınız da çok çok önemli oluyor. Neyi ne kadar canlandırabildiğiniz çok önemli oluyor. Mesela ben Uzayda bir adam canlandıracağım. Bunu ben ne kadar gerçekçi imge edebiliyorum zihnimde. Veya bunu aktarmaya yetecek yeteneğim var mı? Tekniğim var mı? Bu tekniğe sahip miyim? Buna dikkat etmem gerekiyor. Onun yüzden şunu yapıyoruz sürekli olarak. Ben gördüğüm her şeyi çizmeye başlıyorum. İnsan figürleri çiziyorum. Uzay çiziyorum. Dolayısıyla bunlar beynimde birikiyor. Ve daha sonra ben bunları güzel bir şekilde kağıda aktarmış oluyorum. Eğer sizde de böyle bir problem varsa... İşte ben hayallim, hayal gücümden resim yapamıyorum, hayalimden resim yapamıyorum, yeni şeyler tasarlayamıyorum diyorsanız önce somut olanlara odaklanmamız gerekiyor. Daha sonra soyutlara geleceğiz. Ee, hemen bir örnek vereyim size. Mesela bir adam var, balık tutmaya çalışıyor ve çok zorlanıyor. Çektiğinde karşısında büyük bir deniz kızı görüyor. Bunu yapabilmemiz için insan figürü lazım. Zorlanan bir insan figürü lazım üstelik. Orada bir tekne veya deniz lazım ve deniz kızı lazım. Yani e, bu görselleri daha önce çizmiş olmanız gerekiyor. Deniz kızını tasarlamış veya buna yönelik çalışmalar yapmış olmanız gerekiyor. Bunu yapmadıysanız bile gözünüzü kapattığınızda karşınızda, zihninizde ne görüyorsunuz? Deniz kızı dendiğinde aklınıza tam olarak ne geliyor? Hani her deniz kızı işte filmlerde gördüğümüz vesaire aynı değildir. Bu yüzden sizinki de aynı olmak zorunda değil. Yani yaratım süreci aslında çok karmaşık bir süreçten geçiyor. Bu sadece söylediklerimden bir tanesi. Bunun dışında alırsın eline fırçayı, sürersin tuvale bir şeyler çıkar, anlık spontan gelişir, i̇şte çağrışım yaparsın falan, zihninde ne varsa o ortaya çıkmaya başlar. Bu da diğeridir. Gibi birçok aslında yaratım süreci mevcut. Benim zorlandığım şeylerden bir tanesi ise bir resme nasıl başlanır. Ben bir resme başlarken çok zorlandım. O resmi nasıl yapsam, hangi teknikle yapsam, kimin resmini yapsam, kimin resmini yapsam özgün olur yoksa özgün olmaz mı? Bir de bunun kaygısını tabii gidiyorsunuz. Öhada özgün olmadı, keyfim için yaptım, keyfi bir şekilde yaptım. E o zaman da doğru bir resim yaptım ya da doğru teknikle yaptım. Bunlar tabii ki insanı zorlayan noktalardan bir tanesi. Bunun için şunu yapmak gerekiyor. En azından ben şunu yapıyorum. Güzel, temiz bir hava alıyoruz ve daha sonra ardından çalışmaya başlıyoruz. Ve çalışmaya başlarken şunu fark ediyorsunuz. Temiz zihin güzel çalışmalar getiriyor. Hani bazıları vardır ya daha karmaşık zihinle hareket eder. Ya da daha mutsuz olduğunda enerjisi olmadan hareket eder. Bununla sanatını icra edebildiğini söyler. Ben öyle değilim. Ben daha çok bilinçli bir şekilde hareket edip bilinçli bir şekilde sanat üretmeyi, sanat yapmayı tercih ederim. E, bence siz de bu yolu tercih edebilirsiniz. En sağlıklı yol da budur. Çünkü bir süre sonra... Yaptığınız sanat sizi içine çekerse o biraz e, çamurlaşan bir yere gidebilir falan filan. Yani bu işler aslında çok derin. Bu 5-6 dakikaya sığan bir şey değil ama umarım derdimi anlatabilmişimdir. Teşekkürler. Görüşürüz.